Nazmi, uyan! Ne var hanım? Ne istiyorsun gece yarısı? Ayol, duymuyor musun? Kapı çalınıyor, kapı! Duyduk! Ne yapalım? Bunun için mi uyandırıyorsun beni? Allah Allah! Ah! Ah! Kalkamıyorum ki! Bu romatizma öldürecek! Saat 8. Kim olabilir bu saatte gelen acaba? Bu Cafer de neden açmıyor kapıyı? Oğlum Cafer! Cafer oğlum, açsana kapıyı! Oğlum kapıyı açsana! Adam ortalığı ayağa kaldırdı Cafer! Adama rüyada bile rahat vermiyorlar. Kusura bakma, uyandırdılar. Yarın gece gene buluşuruz, tamam mı? Burada bekleyeceğim seni. Cafer, uyansana, kapı çalınıyor! Tamam, tamam, duyduk, açıyoruz! Tamam, tamam! Geliyoruz be, yeter artık, duyduk, geliyoruz, Allah Allah! Kim olabilir lan bu? Tamam dedik be! Allah Allah! Mahallenin piçleri çalıp kaçıyorlar be! Affedersiniz! Ha? Uyandırdım galiba! Yok canım! Böyle bir halim mi var yoksa? Buyurun, buyurun içeri! Yazık ki giremeyeceğim! Birader, madem girmeyecektin, o zaman niye uyandırdın beni be? Mektup getirdim, postacıyım ben! Postacı mısın? Şu mektubu iki saat sonra getiremez miydin? Kapı kapanmış. Allah kahretsin! Kırkıntı! Teyzeciğim! Aman! Hah, tutayım! Ah, eksik olma evladım! Ay, ölüyorum! Aman bacaklarım! Yavaş! Ay. Yavaş! Aman! Ah! Ah! Ay, bu romatizma beni öldürecek! Ah, iyice hanım, yürüyemez bak, oldum! Dört gözle beklediğimiz mektup nihayet geldi! Ay, postacı mıydı sabahın köründe evi ayağa kaldı? Ne söyledim, iki saat sonra gelsen olmaz mıydı diye ama işte, bu adamlar böyle! Durun canım! Hemen kızmayın adama, iyi haber getirdi! Mektup Romanya'daki doktordan geliyor. Otelde yerimiz ayrılmış, romatizma tedavisi için kaplıcalardaki yeri de hazırlamış. Bizi bekliyor adam, inşallah kurtulacaksın canım! Gidecek miyiz? Hemen! Belki yarın yola çıkarız. Ağrılarıma bir faydası olacak der. Ne diyorsun sen hanım? Adam çok meşhur bir doktor. Dünyanın dört tarafından ona tedaviye gidiyorlar. Ve hepsi de şifa bulup dönüyorlar. Peki, biz gidince burası ne olacak? Köşkü bırakmak hiç işime gelmiyor. İlahi hanım! Ev boş kalacak değil ki, Cafer var! O bizim evladımız sayılır, biz yokken eve o göz kulak olur! Öyle değil mi Cafer? Tabii Azmi amca! Ben ne güne duruyorum! Seni şimdiye kadar hiç yalnız bırakmadık! Tek başına idare edebilecek misin köşkü yavrucuğum? Sen beni hiç merak etme, atıyorum teyzeciğim! Ben köşküne bakarım, kendime bakarım evvelallah! Allah! Peynir! Peyniri çayın içine attı! Merhaba Hasan amca! Hoş geldin Cafer! Söyle bakalım neler alacaksın? Alacaklarımın listesini getirdim Hasan amca! Aferin! Liste yapmazsan bir şeyler unutur, tekrar getirsin! İyi!
baba, Cafer bunları götüremeyecek. Eve kadar beraber taşıyalım mı? Tabii, tabii ama gecikme kızım. Allah'a ısmarladık. He, güle güle. Gidi gençlik. Gülseren hazır yalnız kalmışken sana çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Öyle mi? Söyle öyleyse. Gülseren ben seni seviyorum. Biliyorum, bunu en az 100 kere söyledim. Dur, hemen sözümü kesme. Lafları zor buluyorum zaten, sonra dahası da var. Söyle bakalım, neymiş dahası? Seninle evlenmek istiyorum. Biliyorum, bunu da en az 100 kere söyledim. O zaman konuşacak bir şey yok demektir. Elveda, alas mı aldık? Saçmalama! Konuşacak çok şey var, beni sevdiğini biliyorum, ben de seni seviyorum. Ama bu böyle devam edemez ki. Değil mi? Aptal! Niye? Yoksa benimle evlenmek istemiyor musun? İstiyorum ama istemekle iş bitmez ki, bir şeyler yapmak lazım. Ne yapmamı istiyorsun? Uf, Cafer, niye bu kadar kalın kafalısın? Bu istediğini önce Azmi Bey ile Atiye teyzeye açacaksın. Onlar da gelip beni babamdan isteyecekler. O kadarını biliyoruz. Niye söylemiyorsun o zaman? Utanıyorum! Ne var bunda utanacak? Senin yaşında birinin evlenmek istemesi utanılacak bir şey değil ki. Değil tabii. Aslında utanmıyorum da sırasını bekliyorum. Hele bir Romanya'ya gidip gelsinler, döner dönmez onlara aşkımızı anlatacağım. İnanayım mı? İnan tabii. Gülseren aşk olsun. Yoksa aşkımdan şüphe mi ediyorsun kız? Seviyoruz dedik işte. Aman oğlum, sakın akşamları kahvede oyuna dalıp da eve geç kalma. Etraf hırsız dolu. Yatarken kapıyı iyice kilitlemeyi de unutma sakın. Unutur muyum teyzeciğim, çocuk değilim ben artık. Elbette canım, çocuk değil artık. Al oğlum, 5.000 lira sana. Sağ ol amca da, çok para bu. Olsun, insanlık hali, yanında bulunsun. Dünyanın 1.000 türlü hali var. Gerçi biz bir ay içinde döneriz ama bakarsın bir aksilik maksilik olur. Ay bacaklar. Yemeklerini öyle ihmal edip peynir ekmek zeytinle idare etmeye kalkma. Aç kalırsan zayıf düşersin. Ya sonra. Hanım bırak artık, çocuk değil, eve o kadar erzak aldık, niye peynir ekmekle kaç idare etsin? Çalışıyorsun işte burada. Ama iş değil bu ya. Benim klasıma yakışmıyor. Zaten geçici olarak buradayım. Birkaç gün oyalanayım dedim. Ulan salatalık, şuraya bak şuraya. Sen beni milyoner mi sandın? Benzin yere akıyor, tüh be. Saatte durmadan yazıyor. Allah kahretsin! Geliyoruz be! Geliyormuş! Gel de gör! Ne var, ne oluyor? Ne oldu? Biraz sinir mi var kardeşim? Benzin bir saattir yere akıyor. Buraları sulayacaksan, terkozdan sula, daha ucuz olur. Bak! Allah Allah. Oğlum adam zengin, ister suyla sular, ister benzinle. Sana ne? Sana bak, artık yetti, bıktım senden. Çabuk tatını tarağını topla, kovarım seni. Sen kovmuyorsun, ben istifa ediyorum.